Arkadaşlar selam. Bu bölümde geçici kalıcı sinyalle çalışma, yani Work with Permanent Signal fonksiyonu üzerine konuşacağız. Bu fonksiyon, ondota update metodunun bardaki her değişimde mi, yoksa addSymbol fonksiyonu ile sistemimize eklediğimiz periyotların kapanışından sonra mı tetikleneceğini belirler. Fonksiyonun imzasına geçmeden önce kalıcı geçici sinyalle ilgili bilmeyen arkadaşlar olabilir diye birkaç noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle kalıcı sinyal ne demek, geçici sinyal ne demek, hızlıca ona bir bakalım. Geçici sinyal, açık, henüz kapanmamış olan barın değeri üzerinden hesaplanır. Bar henüz kapanmadığı için değerler sabit değildir ve bu yüzden indikatör değerleri de sürekli değişir. Kalıcı sinyal ise yeni bar açıldığında indikatörlerin değerlerini önceki barın kapanışına göre hesaplar. Bar kapandığı ve artık hareket edemeyeceği için de değerler sabitlenir. Geçici sinyalle çalıştığımızda karşımıza iki temel problem çıkar. Şimdi kesişimde işlem yapıyoruz diye düşünelim. Yani kısa periyoda sahip hareketli ortalama, uzun periyoda sahip hareketli ortalamayı yukarı kesince alacağız, aşağıya kesince satacağız. Geçici sinyalle çalıştığımızda son barın değeri ve ona bağlı olarak indikatörün değeri her tetiklenmede tekrar hesaplanacağı için bir bar içerisinde birden fazla al sat işlemine maruz kalabiliriz. Bar yukarı gider, kısa periyot uzunu keser, ala geçeriz. Bar aşağıya gider, kısa periyot uzunu yine keser, bu sefer satarız. Bu işlem böyle sürer gider. İkinci ve esas problem ise backtest sürecinde ortaya çıkar. Backtest'te barın canlı hareketleri gözükmez. Backtest hesapları barın kapanmış hali üzerinden yapılır. Dolayısıyla biraz önce canlıda defalarca kesişim yapmış olan barımız kapandığında belki de hiç kesişim yapmamış olacaktır. Yani backtest'te burada bir al ya da sat sinyali görmeyiz. Ayarlarımızı bu şekilde yapar ve canlıda geçici sinyalle çalışırsak doğal olarak backtest ile canlı arasında oldukça büyük bir uyum farkı çıkacaktır. Bu konuları bilmiyorsak ve hataları önce kendimizde arayan bir insan da değilsek Twitter'da orada burada kendi yaptığımız hata yüzünden Matrix IQ'yu suçlayabiliriz. Ki bu arkadaşlar önüme çokça çıkıyor. Şimdi benzer bir durum aslında kalıcı sinyal için de geçerli. Yine backtest kapanmış olan barın üzerinden hesabını yapacak ancak canlıda ondota update metodu bar kapandıktan sonra tetiklenecek. Örneğin 1 dakikalık periyotlarda çalıştığımızı varsayarsak backtest'te sinyali 12.00'da görüyorsak canlıda bu sinyal bir sonraki barın açılışında yani 12.01'de gözükecek. Bundan da kurtulmanın bir yolu var, onu da zamanı gelince anlatacağım. Anıl Hoca'nınki gibi birden çok indikatöre dayalı sistemlerde tabii bütün indikatörlerin aynı anda bir büyüktür bir küçüktür olması normalden daha düşük bir ihtimal. O yüzden riskleri göze alabiliyorsanız dilediğiniz takdirde geçici sinyalle de çalışabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ancak ben backtest'te gördüğüm sonuçların aynısını ya da çok çok yakınını canlıda da görebilmeyi tercih ediyorum ve bu tarz risklere hiç bulaşmıyorum. Şimdi konumuza dönecek olursak. IQ'ya geçici sinyalle mi yoksa kalıcı sinyalle mi çalışmak istediğimizi nasıl söyleyeceğiz? Work with Permanent Signal fonksiyonunu kullanarak. Peki bu fonksiyonu nerede kullanacağız? Tabii ki temel ayarları yaptığımız onAnit metodunun içerisinde. Burada küçük bir uyarı vermek durumundayım. Bu fonksiyon yeni bir sistem oluşturduğumuzda onAnit içerisinde addSymbol fonksiyonu gibi eklenmiş olarak gelmez. Varsayılan değeri de false olduğu için eğer bu fonksiyonu çağırıp değerini true yapmazsak onDataUpdate metodu bar datadaki her harekette tetiklenecektir. Bunu gösterebilmek için onDataUpdate metoduna geçelim ve debug fonksiyonunu kullanarak sistem tetiklendi yazdıralım. Sistemimizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sistem bar datadaki her değişimde tetikleniyor. Yani kalıcı sinyalle çalışmak istemiyorsak herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Fakat eğer kalıcı sinyalle çalışmak istiyorsak onAnit metodundan Work with Permanent Signal fonksiyonunu çağırıp kendisine true değerini vermemiz gerekiyor. Fonksiyonun imzası kolay arkadaşlar. onAnit metodunun içine gidelim ve kendisini çağıralım. Zaten çoklu yüklemeye sahip değil. Şuralarda da açıklaması var. Bizden boolean türünden bir değer istiyor. Kalıcı sinyalle çalışmak için parantez içerisinde true değerini göndermemiz yeterli. Artık sistemimiz addSymbol fonksiyonu ile sistemimize eklediğimiz periyotlara göre her yeni barın açılışında tetiklenecek ve dolayısıyla hesaplamalarını önceki barın kapanışına göre yapacak. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlardan, Twitter'dan ve Patreon'dan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik eyvallah.